Evet, operatör doktor Evren Işık'la beraberiz. Kendisi üroloji ve androloji uzmanı. Evren Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür İzmir'den ederim. İzmir'den ayağınızın tozuyla de gelmişsiniz. Evet, iyisiniz. Aynen öyle. İyiyiz, evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Peki, yani ürolojiyi biliyoruz. İdrar yolları diye, evet. Yani halk ağzıyla söylüyorum. Androlojiyi çok fazla bilmiyoruz toplum olarak. Bize evet. Androlojiyi kısaca anlatır mısınız Evren Hocam? Androloji aslında Yunan mitolojisinden gelen bir ifade. Andros orada erkek anlamında kullanılıyor. Loji de bilim olduğu için erkek bilimi olarak Türkiye'de ve dünyada kabul ediliyor. Ama tabii özel olarak erkek bilimi değil, erkekteki bir çok böyle cinsel problemle alakalı ve özellikle erkek kısırlığıyla alakalı problemlerin tanı ve tedavisiyle uğraşan ama temelde de üroloji eğitimi almış olan cerrahlardan bahsediyoruz. Evet, bu uzmanlık alanı siz gibi yani sonuçta oluyor herhalde, değil mi Andrew? Evet, aslında ürolojinin bir yan dalı olarak yan dalı. Kabul ediyor. Evet. Peki o zaman ben şöyle bir şey şunu karşılaştırıyorum. Sonuçta kadın, biz çünkü daha önce konuklarımız olduğu zaman konuştuğumuz konulardan da evet. Kadın doğum uzmanları mesela vajinismus'a evet. Değil mi? Yönelik çalışmalar. Evet, yönelebiliyorlar tabii sizin ki. Sizin o zaman biraz benziyor mu? Aynı şekilde mi? Benziyor. Tabii ki prostat hastalıklarıyla, böbrek hastalıklarıyla biz de uğraşıyoruz. Ama daha yoğunluklu olarak ilgi alanımız erkekteki tüm cinsel işlev bozuklukları. Burada erken boşalma problemi olabiliyor, sertleşme problemleri olabiliyor. Erkek cinsel işlevinin engel olabilecek, daha doğrusu erkek cinsel işlevini bozabilecek şekil bozuklukları olabiliyor. Ve ikinci bir ayağı da erkek kaynaklı kısırlık. Bununla ilgili tanı tedavi yöntemleri.